Kurulduğu günden bu yana kent ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği yine önemli bir etkinliğe imza attı. Özellikle geleceğe daha çok vurgu yaparak bir ekonomi çerçevesi çizmeye çalışacağım size. Türkiye Ekonomi Bankası işbirliğinde Kasiyat Finans Sohbetleri Programı gerçekleştirildi. Hangi yönde riskiniz olduğu sizin nasıl bir aksiyon almanız gerektiğini ortaya çıkartıyor. Ramada Otel'de düzenlenen programın açılış konuşmasını Kasiyat Başkanı Ali Arpasatan yaptı. Kasiyat Finans Sohbetleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Akil Özçay, Baş Ekonomist Sayın Hakan Aklar, Hazine Direktörü Sayın Mustafa Erdoğan'ı ve Abdurrahman Hocamızı aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti ayrıca belirtmek istiyorum. Ülke ekonomisini iyileştirecek olan üretimdir, üreticidir. Böyle bir ortamda finans sektörüne düşen ise reel sektörün ihtiyaçlarını anlaması ve o ihtiyaçları karşılamasıdır. Başta büyük merkez bankaları olmak üzere dünya yeniden gevşek para politikasına geçmeye başlamaktadır. İndirim alanımız oldukça geniştir. Enflasyondaki düşüş, dünyadaki para politikası eğilimi, finansman maliyetlerinde belirgin bir azalmaya yol açabilir. Dünyada artacak likidite Türkiye'ye de gelecektir. Gelecek olan ucuz parayı, ihracat potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendirmemiz şarttır. Şunu unutmayalım ki Türkiye zor bir coğrafyada büyük bir ülkedir. Saygılar sunarım. Türkiye Ekonomi Bankası Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Akil Özçay, Türkiye'nin cazip bir ülke olduğunu ifade etti. İşte bir S-400 problemimiz var gibiydi ama o da galiba gayet daha yumuşak bir şekilde halloluyor gibi gözüküyor. Hani baktığımızda global taraftan Türkiye'ye büyük bir böyle dış şok beklentimiz yok. TL'nin değer kaybı ve faizlerdeki yukarı gidişler de aslında Türkiye'yi çok cazip bir ülke haline getiriyor. Hisse senedi değerlerine baktığınızda keza böyle diğer gelişen ülkelerle kıyasladığınızda da son derece düşük değerlerde. Daha düzgün, iyi anlatılmış makro politikalarla gelirsek de bu yaşadığımız sıkıntıları aşma imkanı var. Türkiye Ekonomi Bankası Baş Ekonomisti Hakan Aklar ve Türkiye Ekonomi Bankası Hazine Direktörü Mustafa Erdoğan ise ekonomiye yönelik sunum gerçekleştirdi. Enflasyondan çok kısaca bahsetmek gerekirse 15.7'ye geriledi %25'lerden. Tabii bu pozitif olarak algılamamız lazım. Fakat buradaki düşüşün önemli bir sebebi gıda enflasyonunda sert bir düzeltme. 19'lara kadar geldi. Yani enflasyon daha da düşecek dediğim gibi baz etkisinden kaynaklı olarak ve bu enflasyon da %10'lara doğru gelecek Eylül'de, Ekim'de. Beklentimiz o. İstediğimiz şey şu. Kur riskini hece edilmiş bilanço var. Kur riski hece edilmiş bilanço tamamıyla operasyonel kar marjı, operasyonel olarak pozitif büyümeye odaklanmış ve kurdan gelir ve gider anlamında ilave bir pozitif veya negatif etkisi olmadan hayatını pozitif şekilde büyümeyle götürebilen firmalardır.